Koçların Mekanı'na hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Ersin Bey ile birlikteyiz. Kendisi Negatif Astroloji YouTube kanalınız var mı bilmiyorum ama Instagram'da var değil mi? Ben sizi ama Instagram'da gördüm. Böyle burçların artık negatifinden bakıyorsunuz, tersten bir şeyler mi söylüyorsunuz? Böyle çok eğlenceli videolarınız vardı. Ama siz kendinizi kısaca tanıtmak isterseniz oradan bir başlayalım. Tabii, Ersin benim adım. Ben mühendisim, makine mühendisim normalde. 38 yaşındayım. Kendi işimi yapıyorum. Yaklaşık 3 yıldır. Özel ilgi alanım astroloji. Yolda bulduğum bir eğlence. Ben de çok eğleniyorum bu arada. Genel olarak böyle. Yani. Ben zaten son zamanlarda astrolog olan insanları, yani astrolog demeseler de kendilerini genelde böyle analitik zihinleri daha çok çalışan insanlar. Çünkü astrolojinin de o matematiğini keşfettiklerinde galiba kendilerini onun içinde buluyorlar. Bir taraftan şey gibi oluyor bu, kaos gibi oluyor. Yani siz ona baktıkça o size döneler veriyor. O döneler sizde doğrulandıkça bir bilim gibi siz daha bir bakasınız geliyor falan. Böyle eğlenceli bir tarafı da var değil mi? Çok güzel ifade ettiniz. Gerçekten tam olarak öyle. Yani belki bahsetmek isterim aslında nasıl bu negatif astrolojinin şeyini hani fikrini de vermesi açısından. Yani normalde kendi hayatımda bir mühendistim işte kariyer basamaklarını yavaş yavaş kendi halinde çıkarken çok fazla insanla tanıştım işim gereği yani işte hastaneler, tersane, kalabalık o 3000, 4000 kişilik yerler. İşte istemez böyle çok insan tanıdım. Üniversiteden, yaşımız da belli bir şeyde bugüne kadar üniversiteden, eski işlerden arkadaşlarımız da oluyor. Zamanla şöyle bir şey gelişti. Mesela işte aileden tabii ki veri var. Mesela kardeşiniz var balık, arkadaşınız var balık. Çok çok yakın, başka bir arkadaşınız var. Zamanla bunlarla zaman geçirirken onların bana verdiği sıkıntının hep aynı yerden geldiğini gördüm. Aynı gündemle. Şöyle bir örnek vereyim. Tersaneden bir iş arkadaşımla yani üst düzey bir yönetici de çok başarılı onun kendi şeyinde. Kız kardeşim o da kendi çapında başarılı bir sağlıkçı falan. Instagram'dan aynı ikisi de balık aynı şeyi alt alta üst üste göndermişler. İkisi de böyle kelime oyunu ikisi de gülsem mi yoksa canımı mı versem burada şeklinde ki komiklikler. Dolayısıyla böyle aynen belki mühendislik vizyonunun da vermiş olduğu bu analitik yaklaşımla zihinsel olarak bir istatistik oluştu işte balıklar, işte şeyler, o ortak arızalar. Sonra bunu bir şekilde sosyal medya ve hani bilgi çok kolay biliyorsunuz ulaşmak isteyen için artık. Astrolojinin, kadim astroloji bilgisinin çok büyük saygı duyuyorum. Her bir neferine, ferdine. Benimkisi farklı, biraz daha halktan. Benimkisi hani bir akademili, bir de alaylı vardır sahadan ya da böyle şey gelme. Benimkisi biraz daha kendi çapında, kendi tarzında. Oradaki o kadim astrolojideki fonksiyonları hayattan gördüğüm, sahadan gördüğüm veriyle bir araya getirince işte koçun doğası bir insanda gerçekleşirken yükselenine, Venüs'e, Venüs'üne işte değer algısı diyorsun. Ha Venüs oğlak, oğlak doğasını değer algısında düşün, oğlak değer verirken nasıl işler. Siz böyle istemsiz çok fazla bir şey yapma. Elhamdülillah bu ilmi bir nimet, bir lütuf olarak. İlim demeyeyim şey olur. Bu eğlenceyi değil, bu neşeyi. Bir lütuf olarak diyorum, bir ikram olarak diyorum. Bana lezzet almamı sağlıyor hayattan. Böyle oradan bugüne sonra işte hasbelkader çekimler falan. Yani bir arada yaşamak zorunda kaldım ben video çekim, sosyal medya işleri yapan bir arkadaşla. Sonra çekim mi yapsak işte bir onları mı konuşsak? Böyle biraz da şey çektik, koç videosuyla başladı. Belki şu an milyon olmuştur böyle izlendi. Olmasa da sorun değil, eğleniyorum ama galiba güzel geri bildirimler alıyorum. Bir ışık belki. Yani dediğim gibi hani videolarınızı kendinizin de belirttiği gibi ben bunu eğlence için yapıyorum ama aslında derinine indiğimizde biz astrolojini biliyoruz ki sadece işte siz oğlak dediğinizde oğlan bir güneş tarafından bahsediyor oluyorsunuz değil mi? Orada bir oğla etkileyen mesela bir Merkür var. Onun Merkür oğlakta mı, kovada mı yoksa gitmiş aya mı oturmuş ona göre bile oğlaklar değişiyor. Değişim olduğu yerlerle alakalı. O yüzden hani genel genel ama böyle tadımlık ve içine espri barındırdığı için çok güzel bir tarafı var. Şöyle bir mottomuz var aslında belki sizinle böyle bunu fırsat bilip şey yapayım. Astroloji yatkınlıklarımızdan bahseder. Hakikatimiz çok daha fazlasıdır elbette. Ve
kişiler, şahsiyetler muhteremdir. Biz davranışlara yönelik eleştiriler, alaylamalar diyelim. Bunları yapıyoruz. Yoksa o kişinin biricikliği bizde hep tanınıyor. Tabii ki. Ben de zaten çok mesela daha uzun yıllar astroloji eğitimi aldım. Halde astroloji, sembolizmi özellikle. Hiç astrolog olayım tarafında olmadım. Çünkü astroloji benim hayatımda kendimi geliştirdiğim, kendi potansiyelimi fark ettiğim bir araç olduğu için bunu koçlukta kullanıp insanlar da kendi potansiyellerini fark edebilirler mi? İşte kendi gölge taraflarını, o aşağı çekilen taraflarını. Yani aşağı çekilen değil ama orada anlaması gereken bir şey var. Yani hepimiz mükemmel değiliz. Bunu haritada anlıyoruz zaten. Orası da çok kıymetli oluyor. Hepimizde evet. Bir şey var. Mükemmel olsaydık belki bu dünyayı düşmezdik gibisinden bakıyorum. O yüzden astrolojiden aldığımız doneler gerçekten bizi çok kıymetli veriler elde ediyor. Yani o istatistik dediğiniz kısım gerçekten çok kıymetli. Çünkü öngörüyü ben çok sevmiyorum. Öngörü dediğiniz şey biraz benim uydurmam gibi oluyor. Ama ben size istatistikleri verirsem ve siz bunun altında gitmek istediğiniz yolu içine çabanızı koyarsanız sizden başka bir şey çıkabilir. Ama dediğiniz gibi balıksanız da özünüz de balıksınızdır. Ancak suda çabalarsanız, yoksa ağaca çıkmaya çalışmayın. Ancak hayal kurarsınız, çabalamazsınız balıksanız. Evet. Oturduğunuz yerden. Kesinlikle yani çok güzel ifade ettiniz. Aynen öyle. İnsan tanıma da bence Emine Ver Hanım şöyle bir şey veriyor, imkan veriyor bize. Mesela biriyle 5 yıl geçirmeden sanki onu 5 yıldır tanıyormuş gibi. Ama gibiymiş gibi. Bunu bir ön yargı haline getirirseniz bence saçmalamış olursunuz. Entelektüel evet. Seviye yerlerde olur. Cahilce bir davranış olur. Çok açıkçası ya yengeçler şöyledir deyip onu orada evet. Bıraktığı zaman çok. Ama o balık o. Ben yani şurada bir şey yapılacaksa ben kendim yaparım. Onu yorma. Biliyorum o balık. Ama hani kova olsa ya da başka biri olsa dersin git bana bir su verir misin diyebilirsin. Ama balıktan su istediğinde o sana vermesine rağmen astroloji biliyorsan korkarsın. Şimdi bu içinden bana su söyleniyordur diye. Evet, doğru söylüyorsunuz. Şimdi tabii ki dediğimiz gibi bunlar kategorize etmek için söylediğimiz şeyler değil. Çünkü gerçekten bir insanın potansiyelini oluşturan bir sürü gezegen var ve her gezegen aslında her birimizde var. Mesela balık dediğiniz ev, yani ev diye bahsediyoruz ya. Mutlaka sizin de bir haritanızda bir eviniz oturuyor, benim de bir evim oturuyor. Belki bir gezegeniniz var orada. Benim mesela ayım balık. O yüzden sağ beynim, balık özellikle sağ beyin tarafını çok sanatsal tarafınızı, benim işte resim yapmamda, kitap yazmamda gibi gibi çok etkileri var. Yani o balık sadece o tembelliği, üşengeçliği ya da hayal alemini verir okey ama sen o hayal alemiyle ne yaptın, ne ortaya koydun çok kıymetli de. Olabiliyor işte buralarda insanın kendini potansiyelini fark etmesi. Haritası çok kıymetli. İş görüyor. Kesinlikle katılıyorum. Yeteneklerimizi, zaaflarımızı, dair bir tuşları veriyor. Kendine bakmak isteyene astroloji kendisini onarması gereken yerlerini görür. Evet. Kendisini ileriye götürmek isteyen biri amacı doğrultusunda neler yapması gerektiğini görür. Göremezse bunun danışmanlığını alabilir bilenlerden şeyden. Yani temelde astrolojiye inanıyor musun diye bir soru var. Astroloji inanç düzeyinde. Şimdi aklı, inanç aklı aşan durumlarda devreye giriyor. Yani akıl almayınca ya inanıyoruz ya da reddediyoruz. Böyle bir durum gelişiyor. Fakat belki bilmediğimiz bir şeyler olabilir diyen pek yok. Şöyle bir olay var. Fiziksel, yani Newton fiziği çoktan çöktü ama bugün onun üzerine onun daha gelişmişi ve onu biraz daha hani arkadan destekleyen bir şey var. Mesela gezegenler kütleleri orantısıyla birbirini çekerler. Yani Jüpiter'le Merkür arasında bir bağlantı var her zaman. Diğer bütün her şeyle. Şimdi bu Jüpiter Merkür'e tesir ediyorsa dünyanın da 1000 katı büyüklüğünde olan bu Jüpiter bana da bir şeyler yapabilir diye düşünüyorum. Hemen dibimizdeki ay denizleri böyle 10 metre, 20 metre yukarı kaldırıyor, indiriyor. Şöyle bir mottom var Münevver Hanım. Bence bu evrende diğer hiçbir şeyi ilgilendirmeyen hiçbir şey yoktur. Çok doğru.
Ben de onu şöyle söylüyorum, birbirimize görünmez iplerle bağlıyız. Zaten dediğiniz gibi son zamanlarda artık bu kuantum evrenlerin, kuantum fiziğinin daha ortaya çıkmasıyla birlikte de anlıyoruz ki aslında belki hepimiz o düzlemde titreşen, birbirine bağlı atomlarız. Mesela biz sizle tanıştığımızda, çok oldu biz program yapacağız, bir türlü yapamadık. O yargı meselesine geleceğim. Çünkü siz bana ben yayım dediniz, ben de oğlağım dedim size. Biz orada birbirimizi çok güzel anladık ve yani yargı geliştirmedik birbirimize. Tamam, bir uygunluğunu buluruz. İkimize de uygun bir anı buluruz. Sizin olgunluğunuz, güzelliğiniz bence. Ben bir şey olarak biraz belki yay gevşekliğiyle davranmış olabilirim. Öyle demek istemedim. Ama anladım, hiç sorun değil. Venüs'üm oğlak. Oradan biraz daha sıkıyım. Yani Venüs'te yay olsaydı, herhalde zaten siz de sempati duymazdınız diye düşünüyorum yani. Şimdi şöyle söyleyelim. Mesela biz böyle konuşuyoruz ama anlamayanlar için de söyleyelim o zaman. Hani etkileniyor dedik ya. Özellikle iç gezegenlerimiz bizim kendi kişiliğimizde çok etkili. Bunlar neler? Mesela oralardan başlayalım. Etkileri nelerdir diyelim belki de. Evet. Memnuniyetle. Yani evet, kişisel gezegenlerimiz bizim görünür dünyadaki en güçlü, görünür dünyadaki imajımızı en güçlü şekilde, kedim yanımda bu arada, onu biraz harika, bir ne güzel. Görünür dünyadaki imajımızı teşkil eden, şekillendiren gezegenler, katılıyorum. Mesela ilk başta zaten Güneş diyoruz, yani Güneş burcu. Yani biz doğduğumuzda Güneş hangi, nereye bakıyordu? Zaten Güneş sisteminin, Münevvera'nın kütlesinin, Güneş sisteminde bulunan toplam kütlenin %99.9'unu Güneş'in kendisi oluşturuyor. Devasa bir şey. Bizden 150 milyon kilometre uzakta olduğu için onu böyle sevimli görüyoruz. Evet. Yani yakınından korkunç bir şey. Etkileyici bir şey. Dolayısıyla biz doğduğumuzda Güneş'in nerede olduğu çok özümüzü, galiba bizim bir olmaya, sıfırdan sonra bir değer almaya başladığımız ilk yer burası. Güneşimizin olduğu yer. Güneşimiz. Güneşten geriye doğru geleceğim. Aslında tesirde, en güçlü tesirden gidelim ya da böyle daha iyi. Ay diyeceğim o zaman ikinci durumda. Ay bizim duygusal kodlarımız, duygusal işleyişimiz, duygusal işletim sistemimiz, duygularımızın harekete geçişi, yani tetiklerin doğası. Duygularımızın doğası. Yengeçte ise kendi evinde, yöneticinde, aman Allah'ım. İşte ne bileyim, balıktaysa ya Rabbi artık kaçmak istersin. Başaktaysa bir bardak su verir misin diye yalvarabilirsin. Yaydaysa biraz susar mısın diyebilirsin. Ay ikizlerde gibi gibi, yani böyle şey söylüyorum. Yani ikizler doğasını duygusal kodlara çakın. Onun nasıl çalışacağını öyle düşünün. Şimdi ya da ben onu mesela söylüyorum. Pardon, lafınızı bölüyorum ama mesela güneşten gelen ışık aya vuruyor ve aydan dünyaya yansıyor ya. Onu öyle düşünün. Yani güneşiniz diyelim eğer ikizlerse, ikizlerden süzülüp size yansıyan duygularınız gibi bakın. Aynen öyle. İkizler eleğinden geçen ışınlar bize değiyor. Evet. Aynen öyle. Ayın durumunu izah ettik duygularımızla ilgili olan kısmını. Akabinde tabii ki Venüs, değer algımız, yani nasıl değer veriyoruz, özel ikili ilişkiler, yakın, yani hayatın ikinci dereceden bilinmeyen güzellikleri bizim için ne, görünür, herkesin tasdik ettiği güzellikler dışında ne bileyim bir... Hani herkes der ya, sana göre güzel, bana göre güzel, yani senin Venüs'ün sana özel, benim Venüs'ün benim... Tabii. O güzeli görme şeklim aslında benim Venüs'üm. Tabii Venüs oğlak. Mesela vakur duruşu, ciddiyeti, sorumluluğu, sorumluluğa hayran olurken Venüs kova deliliğe, uçukluğa, aykırılığa ya da marjinalliğe, zekaya, kolektife yatkın olabilir. İşte Venüs'ü balıkta düşünelim, balıkta yüceldiği kadim astrolog. Astroloji bilgisi bize bunu söylüyor. Ve bana da mantıklı geliyor kişisel olarak. Yani balık cömerttir duygusal şeylerde ve gerçekten yani biri kenarda acı çeken birini gördüğü zaman, üşüyen birini gördüğü zaman o da üşüyebilir. Eşlik edebilir buna. Empatisi falan son burç zaten. Böyle artık dünyayla işi olmayan burç.
Ben ona evet hani teslim olduğumuz yer zaten hani zodyakta da çıkış noktası zaten balıktır. Orası tam teslimiyetin olduğu yerdir. Bir de suyun özüdür. Hani yengeç de sudur, akrep de sudur ama asıl su balıktır. Ve o hani bir damla sudan hepimizin yaratıldığı bütün bilgiye aslında haiz. Ve onun sembolizmi de çok kıymetlidir. Mesela iki balık birbirine zıt yönde hareket eder. Orada mesela bir dengesizlik der. Çok avam anlatırlar ama ben onu biraz şey gibi görürüm. Ruh ve bedenin ayrıştığı, belki bir gözlemci etkisi özellikle koçlukta. Balığımızın olduğu yer özellikle bakılması gereken çok kıymetli bir alan diye düşünüyorum. İki dünya arasında bir arayüz balık bence bazen. Yani balık diğer tarafa da bakıyor bir yüzü, bu tarafa da. Bu demektir ki her iki alandan da bilgi alıyor olabilir ve kullanıyor olabilir. Balık Jüpiter'in, yay ve balık Jüpiter'in çocukları. Şeyle bazen soğuklar şeyde ben kısmen de aslında böyle balık biraz katılıyorum. Neptün etkisi var. Tabii Neptün'de de şeyi var ama Jüpiter, bazı burçlar biliyorsun birden fazla gezegenle de mesela temsil yani o da ediliyor. aslında Artık o da oluyor tanıma ama... göre değişiyor. Bazıları artık modern astrolojide diyor ki o zamanlar bilinmediği için yoktu ama şimdi biliniyor ve aslında tam oturdu bilgi diyor ve benim de biraz kafam o tarafta sanki. Hepimiz yolda böyle böyle daha hem anlatacağız hem öğreneceğiz. Bu bitmez. Ay, çok Bu derin. Yani diyorum ya bitmez. öyle bir damlasını alıyorsunuz ve hayatınız değişiyor zaten. O yüzden ben bu kanalda astroloji konuşmayı çoktandır istiyorum ama bir türlü denk gelip böyle çok da sizin gibi düzgün anlatabilecek hani için nasıl diyeyim üfürüğüne kaçmadan bu bir bilimdir. Bilim olduğu ispatlanamamış olsa da siz hani ilim gibi görülüyor. Bilim ispatlanınca ortaya çıkıyor ya ama öyle şeyler oluyor ki aklın açtığı yani şu an ispatlanamıyor olması onun bir ilim olduğu gerçeğini bence değiştirmiyor. Zamanla çok kıymetli bir ilim olduğu da anlaşılacak ki zaten eski zamanlarda daha çok kıymet verilen bir ilimmiş kendileri. Kesinlikle. Maalesef Yani ayrana su karıştırmışlar. biraz ya şöyle orada da yani biz bence bazen böyle kurumları, kuruluşları ya da kişileri fazla abarttığımızı düşünüyorum. Yani bu hayat gerçekten biricik, kişiseldir. Yaşam, inanç bunlar kişiseldir. Bunu bir camia bilim değil demiş diye ben buna küsülecek şey yapsam. Benim bir şeye benim değer veriyor olmam benim için yeterli. Benim dünyamda bu şey onu ne bileyim 3 milyar insan tasdik etmese de ben yıkılmam. Bu beni çok şey yapmaz. Hayatla ilgili kişisel gözlemim insanlığın birikimi kadar önemli benim için. İnsanlığın birikimi de tabii ki çok. Ben zaten ona çalışıyorum. Bu insanlığın birikimi. Biraz fazla bilinin bugün şu konjonktürde hele de bilgiye bu kadar kolay ulaşılırken biraz böyle fazla bilinin bazen yanlış bir hale geldiğini de görüyorum. Çünkü kim ne bulmuşsa o insanlığın birikimi münevveren. Onun atalarıyla bizim atalarımız birlikte bir şey yaptılar. En karşı karşıya geldiler belki de. Bu bile onun bugünkü şeyini ortaya koyar. Bu tabii günümüz dünyası biraz yani klişe gelecektir ama hani paraya çevirmek, nakite çevirmek bilgiyi ya da başka bir şey yapmak. Bu vahşi kapitalizm bu kadim ilmin satır aralarında da var. Bu da Para burada dönüyor. demişken o zaman ben toplayayım. Venüs'ten devam ediyorduk ya. Venüs biraz da parayla alakalı bence. Haritada Tabii. paranızın geleceği yeri de gösterebilir. Çünkü Boğa'nın yöneticisi olduğu için Boğa'da ikinci ev malumunuz. O Nasıl yüzden geldiğini anlatır kesinlikle. nereden geldi? Para bugün ciddi bir yani bunu burada bence para bir şeydir demek önemli değildir demek romantik olur, arabesk olur, şey olur. Para bir şeydir bugünün dünyasında. Ve şey somut zahiri aleme baktığımız zaman işte görüyor. Parası olanın farklı yaşadığını görebiliyoruz. Batında ne olduğunu Allah bilir. Orayı şey yapmıyoruz. Bu bir değerdir. Ve para şöyle o para elde etmek için insanlar mesela çalışıyor, emek veriyor. Paranın kendisine kağıt paraya ben aslında para demiyorum ama konuşalım. Öyle diyelim yani şey yapalım. O bir aldatmaca başka bir konudur o. Ama para için biz mesela gidiyoruz bir yere zamanımızı harcıyoruz oraya satıyoruz. Hayatımızı şeysiz nasıl diyeyim?
da insan ömrünün şeyi yok. Bir vadesi, nasıl diyeyim, onu ekonomide nasıl söylüyoruz? İnsan ömrü hani telafisiz bir sermayedir. Doğru. Geride bıraktığın saniyeyi yerine koyamazsın. Zaman gibi hani gidiyor ve evet. Onu geri döndüremiyoruz gibi. Dolayısıyla kendi içinde aslında küçük çapta bir paha biçilmezliği var. Gidip bir yerde 8 saat hiçbir şey yapmamak bile, birinin yanında durmak bile aslında bu lira, dolar olarak paha biçilebilecek bir şey değil. Doğru. Ama içimize siniyor, tamam diyoruz, yani şey diyoruz. Para değere bakan bu yüzünden ve boğayla da emniyet koşulları, konfor koşullarıyla da direkt ilgili olduğu için aynen Venüs'ün konusu. Ağır konusu hem de. Yakın gezegenlerimizden diğeri de Merkür. Ha evet değil mi? Merkür iletişim gezegeni. Bizim yani iletişim ötekine bir işimiz düştüğünde en önemli konudur. Eğer bir başkasına ihtiyaç duymuyorsak iletişim çok önemli bir şey değildir. Ama öteki lazımsa, ötekine muhtaçsak ya da bir şekilde ona çünkü ifade etmemiz gerekiyor kendimizin. Merkür bu ifade tarzımızı anlatıyor. Hangi doğa ile ifade ediyoruz kendimizi, iletişim kuruyoruz? Merkür'ü ikizler olan biri car car hiç sorun yaşamadan konuşur. Evet. Merkür'ü Başak zaten olan ikizler biri. Dediğiniz işte Başak yönetiminde o hem iletişim hem mesela şimdi internet, online Evet. iletişimde mesela değil mi? Tabii. İletişim anlamına gelen her şey. Burada şimdi biraz öyle bir farklı çağdan geçiyoruz ki Münevver Hanım, affedersiniz. Paradigma değişiyor. Yani iletişim dediğinizde iletişime benzeyen ona yani yani bir komşunun altta vurması, ses yapmayın demesi de iletişim. Yoldan geçen araba korna çalıyor iletişim. Telefon, mesaj, SMS iletişim, WhatsApp iletişim, şu sosyal medya iletişim. Hepsini kapsar. Bu paradigma değişirken bugün çünkü çok fazla çeşit, renk, teknoloji, imkan vesaire var. İletişim, Merkür dediğinizde iletişime benzeyen, anlamı buna yakın olan her şey Merkür'ün İletişim yalanına girebilir. Girer. Hatta koşulda ben şey diyorum çünkü Merkür dediğiniz sol beyin ve analitik zekamızla bağdaştırıyorlar. Aslında başkası bile olmasa kendimizle yaptığımız iletişim bile gösterir Merkür. Evet. Ona da dikkat etmek lazım. Merkür çok önemli bence. Çok çok önemli. Dünyaya bakan yüzümüzle ilgili olduğu için o arada sadece küçük bir şey söyleyip Merkür'ü geçebiliriz. Şimdi mesela Münevver Hanım, Amerika'daki biri işte kitap derken ağzından çıkan ses ve ağız hareketleri başka. Yani dil başka. Ben kitap derken ki benim imajım şeyim başka, tipim, görünüşüm, mimiğim, gözümün kısılışı çok önemli şeyler. Dil ile, kelime ile düşünmek zorunda kalmış olarak sanki zamanın bir bölümünde bir tezgaha gelmiş insanlık. Böyle bir sıkıntıya düşmüş. Kelimeye mahkum olmuş, dillere bölünmüş. Zaten bu eski bir Babil olayıdır, dillere dağılma, dünyanın çeşitli yere dillere bölünme, Nuh peygambere kadar insanlık tek kavim, küresel olarak. Belki de dil farklı bir şey var. Ve dikkat ederseniz diller değiştikçe, bugünkü Arapçanın temelini oluşturan Aramice, İbranice'nin Arapçanın temelini oluşturan Aramice, o daha eskiye gidiyorsunuz, Sümerler, Asurlar, o tarz. Yani hep değişmiş. Devranda böyle birileri gidip birileri geldikçe dil de değişiyor. Dil değiştiği zaman aslında birinin ötekiyle iletişimi çok büyük sıkıntıya giriyor. Yani epifiz bezimiz ya da telepatik iletişimimiz açık olmadığı için diyelim ki öyle bir kontrol teorisi var. O olsa. Biz ifade etmek zorundayız kendimiz. Söylemek zorundayız. Ve maalesef kelimelerle ortak bir dil yok. Çılgın bir komplom var burada arada şeyde söyleyeyim. Astroloji global bir dil olabilir. Evet. Yani tamam uçuk gelebilir bir şey olabilir ama yani astroloji bilen biri doğum haritasını alıp baktığı zaman karşısındakini biraz tanır ya. Onunla 5 saat çay içmiş olmaktan daha fazla tanır. Evet. Sosyal zaman geçirmek. Zaten bu enegram tarzı büyük şirketlerde kullanılan kişilik analizleri işte yönetici kimi yapalım, işte mavi yaka kimi yapalım. Şu kim olsun, bu kim olsun genellemelerin içine giren testlerde, bu kişilik envanteri denen testlerin altyapısında astroloji sembolizmi var.
Daha sonra onlar sorulara oturtulmuş. Doğru, mantıklı. Ama tabii ki astrolojide ne? Parmak izin. Kişisel olarak ben sana Kesinlikle. dediğim gibi o haritaya baktığımda ben senin işte Parmak bilinçaltında ne izi olduğunu da görebiliyorum. İşte 12. evinde ne olduğunu da görebiliyorum. neyin Seni peşinde aşağı çeken olduğunu da duygunun ne görebilirim. olduğunu da görebiliyorum. Seni yukarı Ha. kaldıracak duygunu da görebiliyorum. O yüzden dediğiniz gibi çok kıymetli. İşte Merkür astroloji böyle şey gelmişken bir gün herkesin bir Japonla bir yani Afrika'dan kabul eden birinin herkes dünya üzerinde herkesin astroloji bildiğini varsayarsak bir Japonla bir kabile liderinin anlaşması sorun değil. Ortadan kalkabilir. O Hani biz evleneceğimiz araştırdım. zaman Türkiye'de kan tahlili yapıyorlar ya, uyumlu mu değil mi diye. Çin'de şey duymuştum, haritalarına bakıldığını bir bölümünde. Bunların hatta Hindistan'da da var galiba bu. Böyle haritaları uyumlu mu değil mi, bunlar bir hayat Önemli. yaşayabilirler mi değiller mi diye haritaların üzerinden bakıldığını biliyorum. Yok, önemli bakılır. Sevgi, aşk, her şeyi aşar. Yani insan Zaten sinastri başakları da denilen sevebilir. bölümde astrolojide ona bakıyor. Var Sizin. tabii, sinasti var ama yani bazen sinasti çok kötü şeyler yani hiç olmaz da diyebilir. Negatif de söyleyebilir. Ya da yani hiç olmaz demez de negatif olur. Şimdi öncelikle sevgi, saygı, aşk her şeyi aşabiliriz. Yani başakları da sevebiliriz. Belki ne bileyim kovaları da. Yani bu mümkün. Ona şey demiyorum. Ama mesela siz biriyle her şeyi, birini her şeyi bir kenara bırakacak kadar öyle bir tutkuda, duyguda vesaire değilseniz, hayatın çoğu sorumluluktur. Azı eğlence ya da nasıl diyeyim şey. Haritanız size hayatın o hatırlanmayan bölümlerinde, o filmlerde olmayan sabah kalkıp halıların silkelendiği, sofraların döküldüğü ne bileyim ya bölümlerde biz anlaşır mıyız, anlaşmaz mıyız sorusunu en güzel, en kısa yoldan astroloji cevaplar bence. Ama dedik ya, burada bir yargı koymuyoruz yani, hani Evet. anlaşmaz diye bir şey yok. İnsan isterse her şeye anlaşabilir, Aşabilir. herkesi sevebilir ve her olayı yaşayabilir. Ama önemli olan orada iki kişinin varlığı. Mesela bir işle de diyelim uyumunuz var mı? Sadece bu bir ilişki için değil. İşle de uyumunuzun olması için haritanız, evet zorlanırsınız illa istiyorsanız da ama onu yaparsınız. İlk zamanlar mesela harita bakmayı öğrendiğimizde üçgen açıları olan insanlar çok seviniyorlardı ama bakıyorlardı hayatta bir şey başaramamışlar çünkü her şey önlerine kolaylıkla gelmiş. Bu onları daha şey yapmış, nasıl diyeyim, daha rehavet içinde. Ben zaten istesem yaparım diye diye ama yıllar geçmiş hiçbir şey yapamamışlar. Ama kare açıları olan insanların zorlandıkça kendilerini geliştirdikleri, Evet. isterlerse her kare açılı da gelişmiyor ya da Evet. her üçgende rehavete çökmüyor. O şanslarını kullana kullana daha hızlı yol alabiliyor mesela gibi. Yargı koymadan her zaman haritaya bakmak kıymetli. Tabii. Yani orada o zorluklar insanı biraz acıya bir daldırır, çıkarır. Acı da Halil Gibran'ın çok güzel bir ifadesi. Ben çok severim bunu. Çok böyle algıya dair çok güzel bir söz. Diyor ki, acınız algınızı kavrayan kabuğun kırılışıdır. Acı çekenin algısı açılıyor. Yani acısı nispetinde. Mars mı diyeyim şimdi? Mars'a Olur. Bir geçeyim de mi? onu konuşalım kısaca. Kişisel olarak, kişisel gezegenlerden son. Zaten O buna da en yeter. çok aslında hareket enerjimiz, motivasyonumuz Mars'ın olduğu yerde çok kıymetli haritada. Kurmay bir pozisyon, kesinlikle. Kurmay bir gezegen. Mars, olaylarla başa çıkış şeklimizi, mücadele tarzımızı. Yani bir sorunla karşılaştığımızda veya bir şeye ulaşmak istediğimizde nasıl ilerliyoruz? Sabırlı, çalışkan, kararlı, savaşçı, aceleci, hızlı ya da oturuyorum, dua ediyorum gelsin bana diye balık. Balık öyle yapar yani. İşte mesela ya da işte ne bileyim ben para kazanmak istiyorum sadece. Kovadır Mars'ı, öyle yapar. Mars koçtur, onunla 2 dakika sakin duramazsın gibi. Çok önemli bir şey. Mars'a tabii ilk başta burcunuza bakacaksınız. Belki dinleyip merak eden olur. Minerva Hanım, ben bu astroloji işine böyle bir girdikçe zaman geçti. Hep okuduğum, hep dinlediğim, ben astrologları dinliyorum yani. İnanın böyle kendimi derya gibi hissettiğim anda böyle her zamanı
Cehaletim arttı sadece. Ne kadar cahil olduğumu gördüm. Ama bir o giriyorsun zaten güneş... bilimsel bir şeydir, kör noktadır. İnsan bildikçe ne kadar Evet. bilmediğinin farkına varır ve ama bu noktada aslında kendimizi kötü hissetmek yerine öğrenecek Tabii. ne kadar bilgi varmış deyip daha umutvari bir tarafta Evet. bakmak gerekir. Evet, biraz yorucu gelse de insana ama evet kesinlikle katılıyorum. Ya şöyle, güneş ilk başta, bu eskiden şöyleydi, burcun ne, yay, he tamam. Şimdi ay yükselen ne, Venüs Merkür ne, Jüpiter Mars, işte Satürn, kötücüller iyi. Ondan sonra atılar çıkıyor, Şiron çıkıyor, işte Lilith çıkıyor, o çıkıyor. Onunla onun üçgeni, onunla onun karakteri. Bitmiyor Münevver Hanım, tam dediğiniz gibi. Yani parmak izi, benzersiz. Hayır, bir de gezegenleri yeni öğrenip bu sefer de açıları var. Nereden ne açısı oluyor yani? Onu aşağı mı çekiyor, yukarı mı kaldırıyor açılar? Evet. Oraları da çok kıymetli. Mesela ben biriyle iş yapacaksam Mars benim için çok kıymetli. Nerede acaba? Bir de çünkü gezegenlerin elementleri var Mars. Şimdi ateş olduğu için Evet, ateş bravo. elementine denk gelirse o zaman daha harlı bir şekilde zaten Evet. motivasyonu, o iradesi, Oğlak'ta malum Evet. yüceldiği yerlerden birinde. Orada Evet. daha güçlü hissediyor kendini. O disiplin de o ateş katıyor ona. Evet. Ama diyelim bir suya düştüyse de orada da ne yapılabilir ona bakmak lazım. Evet, kesin. Yani siz Mars o deyince yine sudan nasıl aklıma, çıkar? yani siz deyince yine aklıma geldi. Yani elementleri var. Öncü, sabit, değişken var. Aynen, konumların ne İkizler olduğu da var. çok kıymetli. Kolektif var. Yani Evet. bitmiyor, bitmiyor. Sonu yok. Derya Deniz çok kıymetli. O Kuzey yüzden Ay değil mi? bol bol Kuzey Ay. konuşacağız. Pardon, özür dilerim. No, devam et, pardon. Kuzey Ay düğümü, Güney Ay düğümü biliyorsunuz. Majör etkisi var. Tabii. Şeyde, ay tutulması var, güneş tutulması var ki yarın bir gün yaşayacağız bir tane. Kesinlikle bitmiyor Münevver Hanım. Sonsuza kadar gidiyor o şey, sonu yok. Ama işte böyle tabii ki obsesif bir şekilde sürekli haritaya bakmaktansa belirli 6 aylık yıllık haritaların bakılması, mesela Tabii. yılınıza hangi Transit yükselenle girdiğiniz, işte o geçiş gezegenlerin nerelerde olduğu kısımları kıymetli. Yoksa her gün ona bakarak değil, ama önemli kararlar alma aşamalarında, iş bağlantıları yapacağınız zamanlarda o bilgilerden faydalanıyor olmak zaten kendiniz için çok kıymetli oluyor. İlk Yani... yola çıkış Buyurun. şekliyle sizin ilk başta söylediğiniz, sizin kullanım şekliniz bence en güzeli. Yani ilk olarak astrolojiyi ilk kişi kendisini tanımak için bakarsa, astroloji ona gümüş tepside üzerinde tahin ve ceviz olan bir bal kabağı tatlısı getirir. Mükemmel, mükemmel bir imkan Evet. olur yani. Size de sözüm var. Bir görüşme yapacağız. Evet. Harita üzerinden koşluk yapacağım size. Tabii. Karşılıklı olsun. Yani evet, Çünkü isterim benim. birlikte karşılıklı besleniyor olmak da kıymetli. Evet. Benim ihtiyacım da olmuyor değil. Teşekkür ediyorum bugün geldiğiniz için. Umarım gelirsiniz. Ben Daha teşekkür ederim. çok konuşuruz. İnşallah. İnşallah, umarım iyi olmuştur. Çok teşekkür Çok güzel ediyorum. oldu. Ben çok memnun kaldım. Son sözleriniz varsa onları da alayım. Bugünlük bu kadar olsun. Yo, ben teşekkür ediyorum size. Kolaylıklar, iyi günler diliyorum. İzleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Sağ Tamamdır. olsunlar. Bugünlük bizden bu kadar o zaman. Şimdi hoşça kalın diyoruz.